Merhaba arkadaşlar, Afili Adam kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere fırında tavuk nasıl yapılır öğretmeyeceğim tabii ki. Sizlere bugün daha önceden çekmiş olduğum bir görüntü var. Bunu sizlere aktaracağım. Daha sonra da sileceğim bu videoyu. Kendi kayıtlarımdan. Çünkü çok fazla yer kaplıyor. 1 GB'lık video. Yani nereme kaydedeceğim ben de bilemedim. Şimdi burada size özet olarak şunu söyleyeyim. Burada en pratik yoldan fırında balık nasıl yapılır? Bunu göreceğiz. Burada ne yapıyoruz? Öncelikle tepsimize yanmaz kağıt koyuyoruz. Yanmaz kağıt hangisi? Şu arkadaşlar. Daha sonra yaprak şeklinde açılmış bu balıkları yatırıyoruz. Sonra yemek istediğimiz malzemeleri gördüğünüz şekilde dilim dilim kesip yerleştiriyoruz. Kompozisyon meselesi. Bu size bağlı bir şey. Ne yemek istiyorsanız onu koyarsınız. Biber mi? Biber. Patates mi? Patates. Domates, soğan, patlıcan, kabak. Balığın yanında ne yemek istiyorsun? Brokoli olabilir. Başka ne olabilir? Dediğim gibi yani o size bağlı. Gerçi biz burada sarımsakları koyduk ama onların hepsi yandı. Boşa gitti yani. Onu belki sos olarak kullanıp sürseydik üzerine daha faydalı olurdu. O boşa gitti, onu söyleyeyim yani. Sarımsak koymayın, yanıyor. Şimdi bazı balık pişirenler balığın arasına limonu yerleştiriyor ya, biz burada onu yapmayacağız. Limon sadece aksesuar olarak üzerine atacağız burada. Biz burada mesela patlıcan da koyuyoruz ve inanın bana çok lezzetli oldu. Bu patlıcanlar, ben o kadar lezzetli olacağını düşünmüyordum. Balıktan daha lezzetli bir hale geldi o patlıcanlar. Onu belirtmek istiyorum. Burada kekik serpiştiriyoruz. Biraz tuz serpiştirdik. Göründüğü gibi. Yani zenginleştirebiliyorsunuz yani. Bu çeşit, bu pratik yolda herkes yapabilir. Erkekler de yapabilir yani. Özellikle de erkekler için çok uygun yani. Misafiriniz gelecekse bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Alacaksınız bu boyutlarda çipura balıklarından. Çipura bak. Bazı yerlerde çupra derler. Bazı yerlerde çipura, ama herkes bilir Akdeniz balığıdır. Genellikle Akdeniz'de yetişiyor. Nadiren Karadeniz kıyılarında da bulunuyor. Evet, limonları yerleştiriyoruz ama limonlar çok da etkili olmayacak. Onun nüfuz etmesini istiyorsanız böyle üstünü kapatmak gerekiyor. Ama biz burada biraz tembelliğe kaçtık. Kalın kalın kesip üzerine koydu benim partnerlerim. Ha, domatesler ziyan olmuyor. Bunlar yeniyor. Soğanlar da öyle. Ama dediğim gibi patlıcanlar gerçekten çok güzel oluyor. Zeytinyağı kullanıyoruz arkadaşlar. Zeytinyağı. Videonun başında da izlediniz. Ne yaptık? Orayı tekrar göstereceğim. Fırça yardımıyla zeytinyağını balığın üzerine sürdük. Ki daha güzel pişsin ve üst tarafı kıtır kıtır olsun diye. Evet, domates yerleştirmeye devam ediyoruz. Çok pratik bir şey yani, bu çok böyle hani üst düzey maharet gerektiren bir şey değil. Herkes yapabilir. Herkesin evinde bir fırın vardır yani. Açacaksın 180 dereceye. Fırın ısınacak. O arada sen de bunları yapacaksın. Yerleştireceksin. Altına ne yapıyoruz? Yanmaz kağıt koyuyoruz. Yanmaz kağıt.
Şimdi video başa gelecek. Şimdi nasıl yaptığımı burada göstermek istiyorum. İşte ne yaptık? Püf noktası balığın üzerine görüldüğü gibi zeytinyağıyla kapatıyoruz. Zeytinyağı pişmesini sağlıyor. Daha güzel pişmesini ve o aromayı balığa nüfuz etmesini sağlıyor. Şimdi bu böyle dursun. Bu arada çipura balığı ne diyeceksiniz? Çipura balığı şöyle arkadaşlar. Çipura ya da çupra. Akdeniz'de yayılım gösteren bir balık türü. Klimatik yapıdan çipura balığına tüm Akdeniz'de rastlanmakta olup Doğu ve Güney Akdeniz ülkelerinde, Kanarya Adaları'nda, İngiltere kıyılarında, Verde Burnu'nda, nadir olarak Karadeniz kıyılarında rastlanır. Ben de öyle söylemiştim. Şimdi bunun görsellerine bakalım. Şu şekilde bir balık arkadaşlar. Boyutları değişiyor. Hiç boyutları hiç fark etmez. Küçük de olabilir. Aynı şekilde pişirebilirsiniz. Evet, tam bir çipura ya da çupra resmi. Bu grill olarak ızgarada pişmiş hali. Bu hali de çok güzel. Kendinden yağlı bir balık. Şu abartılı bir çupra. Yaşlanmış bir çupra. Bayağı büyümüş. Bu da mesela buna başka isim de söylüyorlar. Çupra balığının bir türü. Ama asıl bahsettiğimiz çupra balığı bu değil işte. Şu. Çupra balığı bu arkadaşlar. Çipura. Şimdi burada bir başka videoda da nasıl yapmışız? Burada onu göstereyim size. Yanmaz kağıdın üzerine de zeytinyağını döküp onu yanmaz kağıda yedirdik. Bu da güzel bir taktik ama biz bunu yapmadık. Siz yapın. Bunu yapın siz. Yaprak şeklinde açılması önemli arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Fırına veriyoruz tepsiyi. Fırına verdik. Şu şekilde. Sonra ağzını kapatıyoruz. Fırına bu şekilde verdik. Sonra 30 dakika sonra bir kontrol ediyoruz. Ne kadar pişmiş? Pişmiş mi? Açıyorum ve buharlar çıkıyor. Bir saat sürer arkadaşlar. Pişmesi bir saat sürer. Yani ister fırını ısıtın ister ısıtmayın. Bir saatten önce bu balık pişmez. Onu söyleyeyim. 180 derece. 180 derecede 180-200 değişiyor. Fırınların çalışma turbosuna, murbosuna göre değişiyor. Yani bir saat sürer. Pişmiş halini gösterelim. Şöyle. Bunu beyaz tabakta servis etseniz daha iyi olur. Ben beyaz tabakları bulamadım mutfakta. Bu şekilde pişmiş oluyor. İşte gördüğünüz o lezzetli patlıcanlar burada. Pişmemiş hiçbir tarafı yok. Gayet güzel bir şekilde pişti. Ve bu şekilde servis ediyorsunuz. Video şimdilik bu kadar. Beğendiyseniz sevinirim. Memnun olurum beğendiğiniz. Beğendiyseniz mutlu olurum. Bu kadar. Görüşmek üzere.